Okulda ders anlatırken ve yazdırılırken yaratmak kelimesinden çok çok bahsediliyor. Bu konuda bilgi verirseniz üzeri memnun edersiniz. Bu hususu birkaç defa arz etmiştim. Bu bir kelimedir, yaratma kelimesi Türkçemizde bir kelimedir. Kelimeleri kelimeyle ne kastediliyor? Bu kelime ne manasını ifade ediyor? O şekliyle ele almak lazım. Vaka Ziya Gökalp der ki, kelimeleri ele alırken iştikakına, hangi manaya geldiğine, nüanslarına bakmamalı onların. Halk ne anlıyor öyle almalı. Bana göre acemice ve cahilce bir laf. Kelime mahalli iştikakına göre, merkezine göre esas değerlendirilir. Sen bir şeye cemil dersin, bir şeye de hasen dersin. İkisi de güzel manasını ifade ediyor gibi ama cemil bir nüansla ayrılır, ayrı şey ifade eder, hasen ayrı şey ifade eder. Mesela ihsas diyorsun, aynı kökten geliyor, ihsas. Bir de ihtisas diyorsun. Bunların her ikisi de histen gelir, Arapça kelime. Eskiler vicdana müteallik meseleleri anlatırken hususuyla psikoloji kitaplarında çok kullandıkları tabirler. İhsas ve ihtisas. Bir ihsas kelimesi aynı histen geliyor ifar babından. Bir nüansla ayrılıyor, ayrı bir yol takip ediyor. Daha ziyade iradi olarak dıştan maksedilen şeylerin vicdanda değerlendirilmesi veya fikirde değerlendirilmesi, hissetme. İhtisas ise daha ziyade ledünni, vicdanın müktesebatının değerlendirilmesi. Görüyorsunuz ki aynı maddeden geliyor, ifal babından olanla iftial babından olan birbirinden farklı oluyor. Birinde bir mütevaat hissediliyor, diğerinde bir taaddi hissediliyor. Binaenaleyh gelişi güzel kelimeleri kullanamayız. Yaratma kelimesi de böyle bir şeydir. Türkçemizde icat etme var. Arapçadan gelmiş, yerleşmiş. Türk bunu kullanırken icat etti diyor, artık hiç düşünmüyor. Evcede yücüdü icaden ifal babından gelmiş, düşünmüyor. İcat etti. Ne kastediyorsa söylerken onu rahatlıkla anlıyor. İnşa etme, düzüp koşma diyoruz buna. Bunlar tamamen yaratma kelimesinden farklı mana ifade ederler. Yaratma kadimden beri maddeyi asliyesiyle, esaslarıyla, rükünleriyle, şartlarıyla, temel prensipleriyle meydana getirilen şey demektir. Yani bir insan bir taşı yarattı derken kastedilen mana şudur, dildeki karakteristik durumuyla kelimenin. Taşın atomları da, molekülleri de esasen bu insan tarafından yaratıldı. Taşın moleküllerini, atomlarını insan yaratmamışsa bu kelimeyi orada kullanmak doğru değildir. Mesela bir insan, büyük bir adam, bir millet yarattı sözünü söylerken kelimenin manası şudur. Bir milletin zerratı asliyesini, sonra moleküllerini, sonra hücrelerini bu adam yarattı. Yoktan var etti. Ondan sonra millet olarak aklını, ruhunu, hayalini, fikrini, düşüncesini, duygusunu o inşa etti, icat etti. Eğer hakikaten o bunları yapmış ise doğru, yarattı denir. Yok bunları yapmamışsa kelime yerinde kullanılmıyor demek. Buna göre yarattı kelimesi Arapçadaki halkın, halakanın karşılığındadır. Zerratıyla, esasatıyla yaratma manasındadır. Halik kelimesini hiç beşere isnat etmemişler. Mesela halaka aliyyun, halaka veliyyun dememişler. Karşılığı Türkçe'de yarattı, Ali yarattı, Veli yarattı da denmez. Belki icat etti, inşa etti, Allah'ın tevfikiyle düzdü, koştu, biçime soktu, şekillendirdi, bir hüviyet verdi. Bunlar denebilir ise de yarattı denmez.